Saygıdeğer Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Müsteşarım, değerli Genel Müdürüm, değerli çalışma arkadaşlarım, Silifke'nin, Mersin'in güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli ve değerli olan Akdeniz Sahil Yolu'nun çok önemli bir başlangıç noktası olan Boğsak Tüneli'nin açılışında başta Sayın Bakanımız olmak üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Bugün benim için ayrıca özel bir gün. Çok eski bir dostluğa sahip olduğumuz, tanımaktan büyük bir mutluluk duyduğum Saygıdeğer Bakanımızı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bakanı olarak Mersin'de ilk ağırlamamız. Ama görünen o ki Sayın Bakanımızla birlikte daha nice günlerde, nice güzel buluşmalarda, millete hizmet noktasında hep böyle coşkulu buluşacağız. Tekrar kendisine Mersinler olarak ve Mersin olarak hoş geldiniz diyorum. Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının daha iyiye ve ileriye gitmesinin en önemli ve gerekli alanı ulaşım ve erişimdir. Ulaşımı sağlamadığınız, ulaşım ağlarını kuramadığınız zaman ne gelişmeyi ne kalkınmayı elde etmeniz ve sürdürebilmeniz de mümkün değildir. Tıpkı Türkiye'nin çok önemli, her açıdan değerli Akdeniz sahil şeridinde çok geriden gelen bir özlemi ve beklentiyi hep ertelediğimiz ve ötelediğimiz gibi. Mersin, Antalya arasında tanımlanan ama aslında Türkiye'nin tıkalı olan bir damarını açacak olan Akdeniz Sahil Yolu projesinin bugüne kadar geciktiği gibi. Ben Sayın Bakanım'la geçmişten gelen dostluk ve geçmişten gelen bir tanışıklık içerisinde kendisinin kalan çok az bir süreyi, çok az bir mesafeyi, çok kısa bir süre içerisinde başlatıldığı şekliyle tamamlayacağını ve kendisiyle birlikte inşallah Cumhuriyet'in başından bu yana erişilmeyen, ulaşılmayan, adeta korkulu bir rüya olan ama milletin hep beklentisi olan Akdeniz sahil yolumuzu inşallah en kısa süre içerisinde açacağımızı sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bilin ki bu yol sadece Mersin ve Antalya arası bağlantıyı değil, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, toplumsal kalkınmasını tamamlayacak ve güçlendirecek bir yoldur. 320 kilometre sadece Mersin'e ait olan Akdeniz kıyı şeridini uluslararası kalite ve nitelikte bir yol standardıyla buluşturacak. Başta turizm ve hizmetler sektörü olmak üzere tarım ve sosyal ve toplumsal kalkınmayı hızlandıracaktır. Sizler bunu hak ediyor ve uzun zamandır bekliyorsunuz. Bugün Boğsak Tüneli ile Sayın Genel Müdürümüzün açıkladığı gibi kısalan mesafeler aslında Türkiye'nin gelişmesine atılan hızlı adımlardır. Türkiye'nin kalkınmasına konulan çok büyük çabalar ve katkılardır. Bu ülkeyi hepimiz ve hepiniz daha iyiye ve daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı bugün kutladığımız Şehitler Günü'nde, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlerin huzurunda söz verdiğimiz gibi onların emanetlerine sahip çıkmak ve onların bize bıraktığı bu vatanı daha ileriye götürmek noktasında söz verdiğimiz gibi 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi ve güçlü ülkesi arasına taşımak ve ulaştırmaktır. Muasır medeniyeti böylelikle ulaşarak aşmaktır. Bu kararlılıkla yolumuza devam ettiğimiz, bu şekilde çalıştığımız takdirde inşallah bu hedefi elde edeceğiz ve hep birlikte o günleri göreceğiz. Sadece tünel ve yol anlamında değil, Mersin'in gelişmesi ve kalkınması anlamında dev yatırımları gerçekleştiren ve millete hizmet noktasında bizlerle buluşturan başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizin tüm bakanlarına ve özellikle Ulaştırma Bakanımıza, değerli çalışma arkadaşlarına, içtenlikle hepiniz adına ve Mersin adına teşekkür ediyor. Yolumuzun
ve bundan sonraki tüm çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, kıymetli hemşehrilerim, hemşehrilerim diyorum çünkü ben de bu yörenin bir insanıyım. Böyle güzel bir günde, anlamlı bir günde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, bugün bizim için önemli bir gün dedim. 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale zaferimizin 99. yıl dönümü. Dedelerimiz, ninelerimiz yokluk içerisinde, yoksulluk içerisinde bu vatanın varlığı için, bu vatanın istiklali için ve geleceği için canlarını verdiler. Ve ben biliyorum ki bu yörede yaşayan bu kardeşlerimiz de bugün tüm Türkiye'deki kardeşlerimiz gibi vatanı için canlarını verecek ve her şeyini feda edecek olan kişilerdir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz değerli hemşehrilerim. Evet, bugün Boğsak Tüneli'nin açılışı için sizlerle bir aradayız. Açılmasında çok büyük emeği geçen, başta Karayolları Genel Müdürümüz olmak üzere bölge müdürlüğümüze, burada çalışan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, işçilerimize, yine yüklenici firmaya, tüm mühendislerine, işçilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Diyorum ki değerli hemşehrilerim, bu bir ilk. İlk tünelimiz. İnşallah böyle 22 tane daha tüneli hep birlikte açacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık Sayın Bakanım.